Başarı ama neye göre başarı? Kime göre başarı? Başarılı olmak demek senin için ne demek? Mesela daha mutlu olmak mı? Ne bileyim, daha kariyerli olmak mı? Daha zengin olmak mı? Daha çok sevilmek mi? TDK sözlüğünde başarı kelimesi başarma işi muvaffakiyet olarak tanımlanıyor. Aslında biraz daha net bir tanımını yapmak istersek belki istemek ve başarmak arasındaki farka bir göz atabiliriz. Bu durumda biz başarmayı isterseniz şöyle tanımlayalım. Hedeflediğin, daha doğrusu istediğin hedeflere ulaşabilme durumu. Bu hedefler maddi de olabilir, manevi de olabilir. Bunlar tamamen sizin kendi tercihiniz olacaktır. Peki başarılı kişiler neleri farklı yapıyorlar? Başarılı kişilerin ortak kişilik özellikleri nelerdir? Bilimsel çalışmalar bu konu hakkında bize neler söylüyor? Gelin Buna bakalım. Böylelikle sizde bu özelliklerden hangileri var, hangilerini geliştirmek faydalı olabilir, bunu görebilirsiniz. İşte başarılı olacağınızı ya da zaten başarılı olduğunuzu gösteren 10 işaretten ilki. Zamanınızı verimli kullanıyorsunuz. Sosyal medyada ya da size katkısı olmayan başka yerlerde çok fazla zaman harcamıyorsunuz. Gününüzü haftanızı, ayınızı planlıyorsunuz ve bunu yapabilmek için çeşitli araçlar kullanıyorsunuz. Bunlar dijital uygulamalar da olabilir, çok basit bir ajanda bile olabilir. 2. Dakik, düzenli ve planlısın. Kişilik özellikleri ve başarı ile ilgili yapılan çalışmalarda görülen en ortak özelliklerden bir tanesi sorumluluktur. Yani başarılı insanların çoğunda sorumluluk özelliği bulunmaktadır. Sorumluluk öz disiplin olarak da tanımlanabilir. Sorumluluk sahibi kişiler azimli, kararlı, dakik, düzenli ve planlı kişilerdir. 3. Kendini tanıyorsun. Bireysel farkındalığın yüksek. Güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, yeteneklerini, kapasiteni, zaaflarını, duygularının, düşüncelerinin, davranışlarının altında yatan faktörleri iyi analiz edebiliyorsun ve bunların çoğunun farkındasın. Değil misin? O zaman hemen şuradaki linke tıkla ve kendini geliştirme dersleri başlıklı oynatma listemdeki videoları izlemeye başla. Çünkü bunu yapabilmek için gerekli olan araçları bu video serisinde seninle paylaşıyorum. 4. Ne istediğini biliyorsun. Hayatında hedefler belirliyorsun ve bu hedefleri yazıyorsun. Eğer bu özelliğin varsa büyük bir olasılıkla ya zaten başarılısın ya da ileride başarılı olacaksın. 1950'lerde Yale Üniversitesi'nde yapılmış bir çalışma var. Bu çalışmada o yıllarda üniversite öğrencisi olan çocuklara hayatla ilgili hedeflerini yazmaları isteniyor. Ve maalesef bu çalışmada çocuklardan sadece yüzde üçü doğru ve düzgün bir şekilde hedeflerini yazabiliyor. Yani yaşamdan ne istediklerini net bir şekilde ifade edebiliyorlar. Geriye kalan yüzde 97 ya ne istediğini bilmiyor ya da bunu ifade edemiyor. Bu boylamsal bir çalışma 20 yıl sonra tekrar bu araştırmaya katılan kişilerin yaşamları çeşitli alanlardan inceleniyor. Yani kariyer hayatı nasıl gidiyor, sağlığı nasıl vesaire gibi çeşitli bakımlardan bu kişilerin hayatları incelendiğinde görülüyor ki o yüzde üçlük kısım yani ne istediğini bilen ve hedeflerini yazan o yüzde üçlük kısım çoğu alanda diğerlerine oranla daha başarılılar. Ee, ne demişler? Nereye gideceğini bilmeyen bir gemiye hiçbir rüzgar yardımcı olamaz. Hedef belirleme ilkeleri ve nasıl daha sağlıklı hedefler belirlenir ve bu hedeflerin peşinden gidilir konularını merak ediyorsan ona da şuradaki videomdan ulaşabilirsin. Beşinci özellik. Kolay pes etmiyorsun. Hedeflerine doğru ilerlerken karşına çıkan ilk engelde hemen demotive olup vazgeçmiyorsun. Aksine kendi kendine motive ederek yoluna kararlılıkla devam ediyorsun. Zorluklarla karşılaştığın zaman biliyordum zaten böyle olacağını, başaramayacağım, yapamayacağım diyerek kendi kendini aşağıya doğru çekmiyorsun. Aksine küllerinden adeta tekrar doğuyorsun. Altıncı özellik, pozitif düşünüyorsun. Olayların iyi yanlarını görebiliyorsun. Elbette olumsuz yaşam deneyimlerinin de farkındasın ancak bunları bir öğrenme fırsatı olarak görüyorsun ve bu olaylardan alman gereken dersleri alıyorsun ve yoluna devam ediyorsun. Yapamıyor musun? O zaman kanalımdaki olumlu düşünme teknikleri videoma bir göz at istersen. Az laf çok iş yapıyorsun. Sadece şikayet etmekle kalmıyor. Şikayet ettiğin şeylerle ilgili kendi kontrol alanında değiştirebileceğin unsurları belirliyor ve eyleme geçiyorsun. Başına gelen olaylarla ilgili olarak dışsal koşulları, diğer insanları, kötü şansı ya da kaderi suçlamıyorsun. Hayatının sorumluluğunu eline alıp eyleme geçiyorsun. Eğitim verdiğim kurumlardan birinde bir katılımcımız lise mezunu bir güvenlik görevlisi olarak girdiği kurumda nasıl daha sonrasında üniversite sınavına girdiğini, üniversiteyi bitirdiğini ve ardından tekrar sınavlara girip aynı çalıştığı kurumda yöneticilik pozisyonuna yükseldiğini anlatmıştı bize. Çoğu arkadaşı işte torpili, vakitsizliği, yorgunluğu bahane edip sadece hayattan şikayet edip oldukları yerde sayarken o bulduğu her fırsatta ders çalışmış ve hedefine odaklanmıştı ve sonunda da hedefine ulaşmıştı. Üstelik bu yoldayken arkadaşları boşuna uğraşma. Zaten başaramazsın. Torpilin yok. Sınavı geçsen bile tanıdığın olmadığı için seni almazlar. Hem zaten sınavı da kazanamazsın diyerek aslında onu öğrenilmiş çaresizliğe doğru itmelerine rağmen o çocuklarıma anlatılacak bir hikayem olsun istiyorum diyerek hedefine ulaşmıştır. Şimdi bazılarınız ya her zaman olmaz o iş, herkes de geçerli değil, böyle durumlar nadir olur diyerek bahaneler bulacak ve kendini kandırmak isteyecektir. Ancak aslında başarı hikayeleri pek de nadir değil. Eğer görmek isterseniz görebiliyorsunuz. Bunların bir kısmını da yine bizim kanalımızdaki gerçek yaşam hikayeleri, ilham veren gerçek yaşam hikayeleri bölümünde bulabilirsiniz. Sorun değil, çözüm odaklısın. Neden olmuyor, neden cümlesinden çok, acaba nasıl olabilir cümlesine odaklısın? Enerjini ve vaktini sürekli ne kadar çok sorun yaşadığını düşünüp, hayatına lanet ederek ve kendine acıyarak değil, bu sorunları nasıl çözebilir mi düşünerek harcıyorsun? 9. Sürekli öğrenmeye devam ediyorsun. Meraklısın ve okumayı çok seviyorsun değişikliklere çabuk uyum sağlıyorsun ve yeni fikirlere açıksın. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bunu biliyorsun ve eski alışkanlıklarına katı şekilde bağlı kalmıyorsun. Gerektiğinde yeni durumun gerektirdiği davranışları kolaylıkla benimseyip yeni davranışlar geliştirebiliyorsun. Aynı şey fikirlerin içinde geçerli. Hali hazırda var olan yerleşmiş fikirlere katı şekilde bağlı değilsin. Yeni ve yaratıcı fikirlere açıksın. Başarılı olmak bir süreç aslında bir yolculuk ve bu yolculukta sürekli öğrenme ve sürekli gelişim önemli bir nokta. Kanalımızda her hafta kişisel gelişim ve psikoloji konularıyla ilgili iki tane yeni video yüklüyoruz. Dolayısıyla bu yolculukta size destek olabilecek içeriklerle sizlerle birlikte oluyoruz. Eğer bu yolculukla bizimle birlikte yer almak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.